<laughs> Böyle bir anda yok oluyor ya ekrandan. Merhabalar, ben Hata. Hata kimde serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün de yine sizlerin atmış olduğu e, kazalar olur, güzel geçişler olur, yarışta yaşadığınız incident'ları, olayları hep beraber inceleyeceğiz ve kafamızda hani kim hatalı veya işte kimin nasıl davranması gerekiyordu, şöyle bir tahlül edeceğiz, teayül edeceğiz artık. <laughs> Hangi dilde söylerseniz öyle olur efendim. Yavaştan geçelim hemen Discord'umu açayım. E, tartışmalık F1 videoları kısmına geleyim. En son nerede kalmışız hemen bakalım. Şurada kalmışız hadi bakalım. Geçenki DRL elemesinden kareler demiş Emre Bozkurt. Hadi bakalım seyredelim. Şimdi. Hoppa. Bu, bu biraz olmamış. Bu sarı araç. Ee, ...çok geç kalmış artık o derece girmek için aslında... ...yani hiç yakın bile değil burnu... ...kesinlikle ve kesinlikle çok daha yavaş... ...geride e, kalması gerekiyordu... ...kırmızı araca göre e, tamamen hatalı... E, ...çok fazla zorlamış... ...belki frenajı kaçırmıştır... ...bilemiyorum... İlk virajsa eğer frenajı kaçırmış olma ihtimali çok yüksek ama... Kalabal ...kalabalığı da bayağı riske atmış burada... E, ...ve kazalar gerçekleşmiş... E, ...geçmiş olsun diyelim... E, ...sarı araç tık hatalı gibi gördüm ben gözümden... Burada da yine bir sarı aracımız var bu arada. Gördüğüm kadar. Ufak bir dokunma. Bunda bir şey yok bu arada. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ufak bir dokunma. Bu incident bile sayılmaz. Incident bile sayılmaz. Hani bundan eğer 3 saniye ceza falan aldıysan mesela sildirebilirsin sadece yani. O kadar. Bu, bu, bu kadar yani. Ç çok fazla üstüne değinilecek bir durum değil. Burada ne olmuş bakalım. Arkadan çok hızlı gelen bir pilot var. Bir Mercedes pilotu galiba. Oy dokun... Temas... Temas var mı? Temas olmasa da gerçi öyle uçmaz o şekilde. Evet. Yani. Fazla hızlı gelmiş ve frenajı hiç yapamamış. İçeriden atak deniyormuş tam o sırada. Ama çok geç kalmış içeriden atak denemek için zaten. Yapabilecek hiçbir şey yok aslında. Öyle bir atak deneme şeyi bile hatalı yani. Düşüncesi bile hatalı. Düşünmek bile hatalı burada. Çok geçmiş olsun. Burada yapabileceğimiz şeyler... Tabii ki... E, ayna... Ayna kontrolü çok önemli buralarda. Sezer abi tarafından kınanmam inşallah. Yine botlara karşı oynadıysan kınanırsın. Arkada film sesi olabilir. Yengen falan arada son ses film izliyor. Sesi kapatmanı tavsiye ederim. Tamam anlaştık bro. Hemen açalım. Sesi de kapattık. Umarım ası devirmemişsindir. <laughs> Oy! Bu ben miyim? Bu <laughs> ben, ben gibi duruyorum. <laughs> Ne güzel spin atmış öyle ya. Tam bir has. Güzel, spin atmış. Güzel spin atmış. Gerçi bir daha izleyeceğim. <laughs> böyle bir anda yok oluyor ya ekrandan. Çok iyi. bakalım ee, bakalım bakalım. Sıradaki görüntümüz topraktan gelmiş. O pistin dışına çıkıyor burada toprak. Güzel. Sonunda böyle görüntü kalitesi yüksek bir çözünürlüklü böyle bir video görüyorum. Heyecanlandım. Körbün üstüne çıktınız mı işiniz çok zor. Körbün üstüne çıktığınız anda tamamen gazdan kesmeniz lazım. Eğer körbe çıkarken daha gazdan kesmediyseniz, körbün üstünde biraz da olsa gaza bastıysanız artık yapabilecek çok bir şeyiniz kalmıyor maalesef arkadaşlar. Öyle bir gerçek var. Çoğu körpte bu geçerli. Çok güzel toparlamayı denemiş ama tabi olduğu kadar. Yine en azından bir kaza olmamış ve büyük bir şekilde başı belaya girmemiş. Çok onu da sevindik toprak için. Toprak için. Ee, Ultra Omega Yenur 5. <laughs> Bu ne ya? <laughs> X'lar save. Kurtarış. Kurtarış güzeldi. Fena değildi. Ama yani çok da kurtarmamış sayılıyorsun aslında. Sadece kazayı engellemişsin. Bir duvara vurmayı. %70 lastikler varmış ve fren yokmuş. Hadi bakalım. Frene veya şeye basmamış. Ee, herhangi bir şeye. Oy oy oy. Bu hep olur. Bu hep olur. %60'lardaymış lastiği. Gerçekten e, ölmek için birebir bir seçenek. E, ölmek istiyorsanız siz de kesinlikle bunu yapın arkadaşlar. Buradaki hata çok dışarıdan bir anda içeriye girmeye çalışıyor. Aslında içeride kalıp yavaş olup içeriye doğru dönmesi lazım. Çünkü lastiği zaten kötü durumda anladın mı? Şuradan bahsediyorum özellikle. Burada iyice dışarı atıyor kendini. Çizginin dışına atıyor. Ve bir anda şurada sağ sol yapıp sola giriyor. Fark ettiniz mi onu? Bak şurada. Sağ sol bir şeyler yapıyor böyle. Öyle giriyor içeri. Bu da zaten kaymaya başlangıcın ilk emaresi oluyor. Ve ardından ee, senaryo ortada zaten. Çok geçmiş olsun diyelim toprağa. Toprağa bir lastik borcumuz olsun efendim. Bir lastik borcumuz olsun. Arkadaşımın girişinde yapılan bir şey. Hemen bakalım. Emre'nin yarışında neler olmuş bakalım. Oy. Tam pit konuşuyorlarmış Emirhan'la belli ki Yiğit. Sanırım Yiğit'le beraber. Çok fena bir şey olmuş. Çok fena bir şey olmuş. Burada sanırım arkasındaki Renault pilotuydu galiba. Aynen Furkan'ı izliyoruz biz. Emirhan arkada. Furkan Furkan'ın başına gelmiş bu olay. Emirhan aradan geçerim falan diye düşünüyor. Mercedes'i yok ediyor. Mercedes Ferrari'yi yok ediyor gibi bir durum gerçekleşiyor orada. Bak. Yani ya da Mercedes çok dışarı açıyor. Sonradan içeri girmeye çalışırken de e, şeye çarpıyor. Emirana çarpıyor. Aslında Mercedes'te de biraz kusur olabilir. Tabii ki hepsini kokpit kokpitinden görmediğimiz için tamamen tahmin üzerine yorum yapıyoruz. Buralarda bunu da unutmamak lazım. Biraz Mercedes'te de sanki bir hata var gibi geldi bana ama kokpitlerinden görmek lazım. Hemen bir bakalım bakalım. Melis Can'la yollamış bize. Oynatma listesi mevcut değil diyor. Bileyin olsun. Eee için onu bir update'larsın kardeşim. Oynatma listesi değil dedi. Video atarsan süper olur oynatma listesi. 50 tane video atmıştım bize. Nasıl kurtuldum bilmiyorum. Paçovski. hemen bakalım Paçovski'cim. Hemen bakalım. Merak ettim ben de açıkçası. Aa tamam. Ben bunu biliyorum. Arkadaşlar bu bizim Normal işte benim direksiyon geldi bu arada. Size söyledim mi bilmiyorum. Bakın direksiyon. direksiyonun pedalı sonunda tahmin oldu. Ben yine kırdım galiba ama. Neyse önemi yok. E... E... sonunda pedalım geldi. O yüzden de dün acayip bir şekilde işte F1 attık. Bilmem ne yaptık falan. Acayip gaza geldik falan. E... sonra da böyle bir şey yaşandı. E... buna ben inanamadım açıkçası. Garip, komik. E... biraz da tuhaf. Hep birlikte izleyelim tabi sesini biraz kısayım size de çok gitmesin. Bak şimdi burada aslında ileride sanırım ha yok hiçbir şey olmuyor bak ileride şimdi şu araca iyi bakın arkadaşlar. Bu araçla ilgili bir şey oldu bak araç bir anda durdu. Sanırım ee, Hamza ile bir kapışma yapıyorlardı birinciyle. Ben olayın hikayesini bildiğim için şimdi anlatabiliyorum. Sonra Nata Racer reset tutura atıyor. Bir şekilde pistin dışına uçtuğu için. Sonra burada şey geliyor. Yiğit geliyor. E, moderatörümüz. Ve sanırım burada işte olanlar oluyor. <laughs> reset tuturaktan sonra bir kaza meydana geliyor. Paşovski bakalım buradan nasıl kurtulacak. Bak benim sahneme göre buradan bir kurtuluş yolu yok. Tamam mı? Ama Pachowski o kadar güzel kurtulmuş ki. Çok şanslı bir de. Öyle de bir durum var ama. Yine de tecrübe de işin içinde var. Gerçekten resmen yol açılmış ona. Baksanıza. İnanılmaz ya. Ben bunu böyle ağır çekimde falan izleyemiyor muyum? İzleyebiliyorum. Güzel. Baksana ya. Resmen yol açıyorlar böyle. Buyurun hocam hoş geldiniz diye. Yani dördüncülükten ikinciliğe işte böyle çıkılıyor arkadaşlar. Siz de eğer dördüncülükten ikinciliğe çıkmak isterseniz birinciyle üçüncünün böyle bir kaza yapması gerekiyor. İkinci ile üçüncünün ya da işte. Her neyse. <laughs> evet benim kaza işte. Önümde adam durmuş full hız girdim. <laughs> evet biraz dikkatli olması lazımdı Yiğit'in burada. Çünkü sarı bayraklar hemen sallanıyor öyle durumlarda zaten bir yandan da yarış mühendisiniz size sarı bayraklar sallanıyor dikkat et diye söylüyor ee, ona göre hareket etmeniz gerekiyor sarı bayraklar varken kimseye geçemezsiniz zaten kafadan öyle bir sıkıntı var ee, bir de sarı bayrak olduğu için ne var önünde bir olay var demektir çok dikkatli hareket etmen gerekiyor şimdi Kemal abi bize bir video atmış bakalım ne atmış efendim bakalım buradaki olayımız ne Aa dur bakayım ne olmuş orada Orada bir Aston'la Ferrari bir dokunmuşlar birbirlerine. Artık neden kaynaklandığı hiçbir fikrimiz yok. Aston'la Ferrari sola doğru gidiyor. Burada ben olsam ne yaparım? Biraz frenler sağa atarım kendim. Hatta şuraya bile atabilirim kendimi. Ben şuraya atıp biraz beklerim. Ee, mesela Alfa Romeo önümüzde ya. Alfa Romeo'yu geçtikten sonra ben de yola girerim. Şeklinde yapabilirim. Ya da Alfa Romeo kazaya karışırsa işte kafadan tahmini olarak biraz bekleyip öyle çıkarım. Çok daha avantajlı olur. Ama hala sola gidiyorsun bak çok geç. Hala sola gidiyor. Şu an sola dönük tekerleri. Bak Kemal abi için çok yanlış bir hamle. Yani reflekslerinizin yerinde olmadığını düşünüyorum efendim. Acilen reflekslerinize baktırmalısınız. Aaa Ferrari'den büyük yanlış. Yani tamamen sağa kırmak değil de dıştan o virajı bitirmek zorundaydı aslında. Dışta kalsaydı tamamen hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Alfa Romeo şey Alfa Romeo diyorum. Alfa Tauri tabi bunu tahmin edemez. Kemal abi bunu tahmin edememiştir. O yüzden böyle bir şey gerçekleşiyordur ama. Muhtemelen bu durumda herkes hatalı abi. <laughs> Ama Alfa Tauri'yi ben suçlu bulabilirdim bu durumda. Yani yavaşlayacaksın abi. Çünkü her an önüne biri çıkabiliyor işte. Sarı bayraklar var bir kere her şeyin başında. Her şeyin başında şu an sarı bayraklar var. O yüzden yavaşlaması lazımdı. Ferrari önce Aston'u sonra da Alfa Tauri'yi yarış dışı bırakarak <laughs> işi bitirmiş diyelim efendim. Bakalım devamında bir şey var mı? Geçmiş olsun çok çok talihsiz çok talihsiz dediğim gibi Ferran'ın biraz daha dikkatli olması lazımdı ee, biraz dikkatsiz hareket etmiş hep diyorum ya işte ayna kontrolü harita kontrolü pistin dışına çıktığınız zaman tekrar girerken dikkatli olmanız lazım bunların hepsine kontrollü ve e, soğukkanlı bir şekilde yaklaşmanız lazım ki güzel sonuçlar alırsınız efendim e, umarım güzel bir video olmuştur e, destekleriniz için teşekkür ederim yine buraya videolarınızı bekliyorum yine videolar için yani e, yine bu video konseptinin devamı için like abone ve yorumunuzla eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.